Erkan Öktem'e mikrofonu var. Sekmiş açık mı? Bu ifade Güven Şaban'ın sorular kısmında devam eden ifadesidir. Sayın Sekmiş yazıcısı benim beyanlarıma geçme direkt. Güven Şaban ifadesinin kaldığı yerden devam et. Bu sana bir uyarıdır. Evet. Erkan, sorulara devam ediyorduk. Devam edelim. Başkanım, devam ediyorum sorularıma. Aradan önce sorduğum sorulara müşteki cevap vermedi, avukatı cevap verdi. Bunun kayıtlara girmesi açısından tekrar ediyorum. Kaldığım yerden devam ediyorum müsaadenizle. Yanınıza Yavuz marka silahınızı 50 merminizi alıp yolda doldurduğunuz halde çatışmamışsınız. Cenizamiye'de silahınızı hiç kullanmamışsınız ama yolda hazırlık yapmışsınız. Beştepe'ye geldiğiniz araçta böyle bir planlama yapıp yapmadığınızı söylemediniz. Yolda gelirken daha önce bir kısmınız Cenizamiye'de, bir kısmınız da içeride olay çıkarmak için bir görevlendirme yaptınız mı aranızda? Bunun için mi siz hemen içeri girdiniz? Başkanım, bunları cevaplandırdım. Ben derdest edilip içeriye götürüldüm. Peki, geçelim. Gece boyunca bekletildiğini iddia ettiğiniz yere ben gece hiç geldim mi? Cevaplandırdım başkanım. Geçelim. Sabah dedi, geceden bir şey söylemedi başkanım. Daha önce asker olarak görev yaptığınız sürece telsiz hiç kullandınız mı? Davayla alakası yok efendim. Başkanım, davayla ilgisi var. Benim telsizden sesimi duyduğunu iddia ediyor. Bununla ilgili soru soracağım. Telsiz kullanmış mı, kullanmamış mı? Bunu öğrenmeye çalışıyorum. Çok basit bir soru bu. Doğrudan sorsun efendim. Telsizde sesimi duydun mu diye sorsun. Başkanım. Peki. Müşteki bu soruya cevap vermek istiyor mu acaba? Soruyu sorsun. Soruyu soruyorum. Telsiz kullandınız mı görev yaparken? Daha önce telsiz kullanıp kullanmadığınız hususu soruluyor. Bu soruya cevap vermek ister misiniz? Kullandım başkanım, her asker gibi. Peki. Benimle hiç telsizden görüşme yaptınız mı daha önce? Hayır. Hayır. Telsiz kullandıysanız bilirsiniz ki telsizden bir şey söylendiğinde karşı taraftan cevap verilir. Bana bir cevap verildiğini hem savcılık iddianame ifadenizde hem burada söylemediniz. Bir cevap duydunuz mu? Sen cevap veriyordun, şey, talimat veriyordun. Sivillere ateş edin. Oradaki işte kalabalığa hedef gözetmeksin, ateş edin diye talimat veriyordun. Bunun telsizine bir cevap veren oldu mu? Yahut da senin duyduğun telsizden bir cevap verildi mi? Sorusu bu. Tamam gibi bir şey gelmiş olabilir başkanım. Başkanım, iki ifadesinde de yok. Şimdi ilave etti. Olabilir diyor. Geçelim soruyu. Evet. Telsizden zırhlı araçlara mı talimat veriyordum? Kime talimat veriyordum? Bunu duyabildiniz mi? Zırhlı araçların yerleştirilmesiyle ilgili talimat veriyordum. Başkanım, zırhlı araçlarda telsiz olmadı mı? Mahkemede tespit edildi zaten. Zırhlı araçlara talimat vermiyordun. Gerek yok. Zırhlı araçların yerleştirilmesiyle ilgili talimat veriyordun. Peki, geçelim. Bundan başka benim telsizden bir kere mi sesimi duydunuz, birkaç kere duydunuz mu? Tek bir talimat mı duydunuz? O salona telsizli şahıs geldiği zaman, telsizle konuşulduğunda senin sesini duydum, tanıdım. Sürekli. İfademde belirttim Erkan. Geçelim bunu. 15 Temmuz akşamı Ahmet Hacıoğlu ile hiç görüştünüz mü? Akşamı görüşmedim. Sabah. Size bir emri olmadı yani. Hayır, ben akşam görüşmedim. Anladım. Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe binasına operasyon yapanlara binadakilerin vurulması yönünde bir emir verilmiş. Bunu duydunuz mu? Binadaki herkesin. Erkan, senin emrin mi? Neyi söylüyorsun? Anlamadım. İşte böyle her şeyi karıştırıyorsunuz. Benim emrim değil. Ben karıştırmıyorum. Operasyon yapanların, sen emir mi verdin birisine? Başkanım, müsaade ederse ben kendisinin konuşmasını kesmiyorum. Benim konuşup sorularımı kesmesini. Soruyu alalım mı Erkan? Jandarma binasına operasyon yapan birimlere binadakilerin vurulması yönünde bir emir verilmiş. Böyle bir şey duydunuz mu? Erkan, elim gözüm bağlı. Bir yerde oturuyordum. Yani herhalde duymam mümkün değil mi?
Anlaşıldı. Ama bütün gece binada olduğunuz halde sabah yanınızdakilere kimse silahlara dokunmasın. Operasyon esnasında polis bizi darbeci sanıp vurabilirdi. Eğer panik yaparsak bizi darbeci sanarak vurabileceklerini söylediniz. Ayrıca ilk gördüğünüz teğmenlere hepiniz sabah tutuklanacaksınız, yargılanacaksınız dediniz, demişsiniz. Ve sabah gelen polisler ilk beni sormuş ve siz de hemen bütün o karmaşanın içinde beni aramaya başlamışsınız. Bunlar daha önceden planlı mıydı? Beni o gece sabah öldürmeyi mi düşünüyordunuz? Bunun için mi aradınız? Erkan, öyle bir şey yok biliyorsun. Yani sen, ben sana, bana komutanım da diyeceksin dedim. Dedin mi? Silahı çekip ateş ettin. Görüntüler ortada. Silahı çekip ateş etmedim. Onunla ilgili ben savunma yaptım burada. Var. Zahmet edip gelseydiniz görüntüler anlardınız. Var. Peki, geçelim soruyu. 15 Temmuz günü Jandarma Genel Komutanı'na herhangi bir arzda bulundunuz mu? Hatırlamıyorum. Hangi konuda? Sen daha iyi bilirsin. Arzları sen takip ediyordun. Böyle bir arzda... Ben takip etmiyordum. Genel sekreterlik takip ediyor. İşte yıllardır. Sen özel sekretersin ya. Başkanım ben özel sekreterim. Gördüğünüz gibi bunlarda da hepsi birbirine karışmış durumda. Ben sorumu tekrar ediyorum. 15 Temmuz günü Jandarma Genel Komutanı'na arz yaptınız mı? Hatırlamıyorum. Yani koskoca orgeneral sürekli girilip çıkılan bir yer değildi. Ben zor giriyordum. FETÖ'cüler zor alıyordu içeri. En çok arıza giren sizdiniz. Hatırlamıyorsunuz. Kesinlikle. Peki değil. Genelkurmay'da bir arıza gittiniz mi? Nereye? Genelkurmay'a 15 Temmuz günü bir arıza gittiniz mi? Onu da hatırlamıyorum. 15 Temmuz günü Genelkurmay 2. Başkanı'na arıza gittiniz mi? Hatırlamıyorum. Sanmıyorum çünkü toplantıdaymış adam, anlatıyorlar. Toplantıdaymış, çağırmışlar, bağırmışlar falan, arıza gidilecek bir durum yok. Yeterli, geçelim. Başkanım, bunların açığa kavuşturulması için, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için cep telefonunun HTS kayıtlarının dosyaya celbedilmesini talep ediyorum. Kendisi de bunun böyle olmasını isteyecektir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için. Nereye varacaksın burada? Ben onu bir anlayayım da soruna yok, cevap gerek, vereyim yani. Gerek yok. Buna devam etsen Erkan. Başkanım sorulara cevap verdiği sürece ben devam ediyorum. Müsaadenizle. Mı, başka sorun var mı senin? Var başkanım. Alalım başka sorun varsa. Aradan önce sormuştum. Halen yürütülmekte olan bir soruşturmayla ilgili mahkemeye ifade vermeden, benim ifademe hiç dikkat etmeden basın kuruluşlarına demeç vermeyi etik ve adil buluyor musunuz? Cevaplandırdım Erkan. Bunu geçelim. Başkanım müsaadenizle şimdi bunlarla ilgili ifade... Sorularım tamam. Bitti başkanım. Peki değerlendirme yapabilirsin. Birincisi kendisine silah doğrultmadım. Kendisinin kurduğu gibi silahım kurulu olabilirdi. Çünkü bir çatışma sesleri duydum, silah sesleri duydum. Bunun üzerine silah yanımdaydı. Ayrıntılı olarak savunma yapmıştım. Burada silahımı emniyete almak, içindeki mermiyi boşaltmak için kurma kolunu çektim. Kurma kolunu çektikten, silahı boşalttıktan sonra da aşağı indim. Kendisine de herhangi bir ateş etme niyetim yoktu. Bunu da savunmamda ayrıntılı olarak izah ettim. İfade ettiği kamera görüntüleri... Basında da yer alan görüntüler 2,5 yıldır tarafıma verilmedi başkanım. Dolayısıyla ben hani kendisi diyor ya basın görüntülere bakın diye bu görüntülerin hiçbiri bende yok. Dolayısıyla ben hala savunma kapsamında görüntülere ulaşabilmiş değilim. Görüntülerle ilgili ayrıntılı savunma da yapmıştım. Basında yer alan haberler sonucunda Jandarma Genel Komutanlığı da bu tekzip yayınladı. Beni de çok ilgilendirdiği için müsaadenizle arz ederek bitiriyorum. Yapılan incelemelerde... Belirtilen hususların kısmen veya tamamen soyut iddialardan ibaret ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu ve gerçeği yansıtmadığı bu durumun yazının geneli üzerinde Jandarma Genel Komutanlığı'nın tüzel kişiliğinin şeref ve haysiyetini ihlal edici ve kamuoyunun yanıltıcı Jandarma Genel Komutanlığı'na yönelik haksız ve olumsuz algı oluşturabilecek bir etki yaratabileceği ve jandarma teşkilatının itibarını olumsuz etkilemeye yönelik olduğu değerlendirilmektedir. Ben de Jandarma Genel Komutanlığı gibi sürekli basında yapılan bu haberlerle mağdur ediliyorum. Basın yayın organlarını kullanarak mağdur ediliyorum.
Bu iddiaları kabul etmiyorum, arz ederim. Basından biz de mağduruz. Sürekli bizi reklam ediyorlar. Bizle ilgili haberler yapıyorlar Erkan. Erkan'ın vekili, sorunuz var mı öncelikle? Varsa sorularınızı alalım. Erkan Ökten vekili, avukat Tülay Çelik Yürek. Güven Şahban, size bazı sorularım. Soyadımı doğru söylerseniz. Şahban. Evet. Öyle demiştim zaten. Şahban dediniz hanımefendi. Biz duyduğumuzu mu şey yapalım? Sizin söylediğiniz mi? Önemli değil. Askeri Yüksek Gerek İdare yok. Mahkemesi'nden de tanıyorum. Merak etmeyin. Soyadınızı çok net biliyorum. Verdiğim kararları da biliyorsunuzdur. Gerek yok. Müşteki ve vekil olarak hitap edebilirsiniz. Şimdi, birbirinize isimle hitap edebilirsiniz. Daha önceki ifadelerinizde müvekkilimin kafanıza doğru silahını doğrulttuğunu söylemiştiniz. Burada ise karın bölgenize doğru doğrulttuğunu söylediniz. Silah ateş etmek istediğini ama silahının ateş almadığını belirttiniz. Halbuki müvekkilim açıkladı. Size karşı öyle bir eylemi yoktu. Eğer sizi vurmak niyeti olsaydı albay rütbesinde olan bir kişi elleriniz kollarınız tutuluyken zaten bu eylemini gerçekleştirirdi. Kendisi burada izah etti. Tamamen silahını emniyete almak için yapmıştır. Şimdi bu zaten görüntülerden de kafanıza doğru bir eylemin olmadığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Daha doğrusu size karşı bir silah doğrultma eylemi de yoktur. Görüntülerde çok net bir şekilde müvekkilimin bir doldur boşalt denilen olayı yaptığını, silahını emniyete aldığı bellidir. Neden bu çelişki oluştu? Daha önce neden kafama dediniz, şimdi neden karın kısmıma? Hülay Hanım, çelişki nerede? Kafama dediniz. Hangi ifadede dedim? İlk ifadenizde. Nerede bu ifade? İlk ifadeniz nerede? Bakarsanız görürsünüz. Siz bakın görün, öyle bir şey demedim. Dediniz. Hayır, böyle. Bakın. Vücuduma peki. Doğru dedim. Hayır, bakın, kafa bakın savcılık ifadesini 30. Tamam. 30 Temmuz. Peki daha yani önce böyle bir beyanda bulunmadım diyorsunuz. Bulunmadım yani. Bu. Peki geçelim bunu. Yine diyorsunuz ki ben yukarıya dayarken Erkan Öktem dedi ki bunu duvar kenarına götürün, ayağa kalkarsa vurun dedi. Bunu söylerken yanınızda kim vardı, duyan oldu mu? Evet, onların hepsi duydu. İçeridekiler de duymuş olabilir. Kimdi onlar i̇şte dediğiniz? Bakın, bu FETÖ ekibi var ya orada duranlar. Bu şekilde bir kere bir genelleme yapmayınız lütfen. Siz benim nasıl genelleme yapacağımı karışmayın. Ben ifade veriyorum. Hayır, siz benim ikisine ne karışıyorsunuz? Peki ben söyleyeceğim. Allah evet. Allah. Yani kimler vardı? İsim söyler misiniz? Erkan diyorum. Erkan Öktem'in yanında bulunan senin, görüntülerde gördüğümüz, orada bulunduklarını ifade ettiğim teğmenler, Yusuf Köz ki elimi bağlarken de gördünüz. Ve diğer ekiple içeride bulunan o 30-40 kadar derdest edilmiş adam, Turgut Arslan Başkan içerideymiş, işte o koruması, şoförü, onlar içerideymiş yani. Onların içeride olması değil, bakın sizi götürün duvar hanımefendi, kenarına. Hanımefendi görüntüyü gördün mü? Duvar kenarına oturtun, itiraz ederse vurun şeklinde bir ifade verdiniz evet. Burada. İnfaz bunu edin kim dedim. Duydu? İnfaz edin. Ben duydum, ben duyduğumu söylüyorum. Sizden başka duyan oldu mu? Var ifadelerde, tanık ifadelerinde bilinenlerde var. Bakın okuyun ya, siz dosyayı okumadan mı geldiniz? Peki. Dosyayı nasıl okuduğumu siz de iyi bilirsiniz. Siz benim avukatlığımı sorgulayamazsınız. Ben avukatlığınızı sorgulamıyorum Sayın Başkanım. Avukatlığımı evet. Sorguluyorsunuz. Bana sorduğu sorular dosyada var. Neyi soruyorsunuz? Ben Şaban. Bak. Sorarım. Hakkımdır. Şimdi avukat hanım, bir saniye. Bu tür diyaloglara gerek yok. Bu tür diyaloglar olmaz hiçbir zaman. Şimdi sözlerinize dikkat edin. Diğer vekiller de dikkat etsin. Şimdi vekil soru sorduğunda yanımdakiler vardı, yoktu. Cevap verebilirsiniz, vermeyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Fakat karşılıklı olarak soru sorma hakkınız yok. Avukata soru sormayın. Başkanım, sorduğu soruya cevap vermek istiyorsanız verebilirsiniz. Başkanım, yok, hatırlatayım. Ben cevap niteliğinde söylüyorum. Diyorum ki bunlar dosyada ifadelerde var. Yeterli. Görenler, cevap yeterli. Tamam. Başka sorunuz var mı avukatım? Var efendim. Ben burada Allah. Maddi hakikatin ortaya çıkması için uğraşıyorum. Müvekkilim 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanıyor. Başka sorunuz varsa alabiliriz. Efendim ben bu soruları sormak zorundayım. Telsizden, yine Erkan Öktem'in telsizden vatandaşın üzerine hedefi gözetmeden ateş edin dediğini duyduğunuzu belirttiniz. Başka neler söyledi telsizden? Başka duyduğunuz oldu mu?
Söyledim ya efendim, sorduğum söylediğim şeyleri tekrar ifade ediyorum. Bir daha söyler misiniz lütfen? Bu zırhlı araçların yerleştirilmesiyle ilgili talimatlar verdi. Bir de bunu söyledi. Yani aynı anda değil bunlar. Farklı farklı zamanlarda söyledi, duydum. Peki. Sabahleyin dediniz ki teslim olurken polisler hemen Erkan Öktem'i sordular. Hemen demedim. Erkan Öktem'i de sordular dedim. Yani ilk önce onu sordular. Hayır, ilk önce demedim. Peki, geçelim. Soruyu soruyorlar. Şimdi Erkan Öktem'den başka kimseyi sordular mı ve Erkan Öktem'i nereden biliyordu bu polisler? Kim onlara Erkan Öktem adını vermişti? Polislere sorarsanız hanımefendi cevap verirler herhalde. O akşamki polislere başka kimsenin adını sordular mı? Onu soruyorum size. Sorun budur. Şeyi sordular. O revirdeki yeri sordular. Orada dediler FETÖ'cüler varmış. Gidelim dediler. Darbeciler varmış dediler. Gittik orayı gösterdim. Bir de bunu söylemiştiniz bunların zaten. Dediler, başka isim sordular mı başka? Kimi? Başka isim sordular mı? Bakın bunların içinde Erkan Öktem var mı diye sordular. Başka isim sormadılar. Sadece Erkan Öktem'i. Evet, bir şekilde Erkan Öktem'in adı gitmiş oraya çünkü. Şimdi vekiliniz de bilir, ceza yargısının bir temel ilkesi vardır. O da masumiyet karinesidir. Yani nedir? Ben de bilirim. Ha, biliyorsanız uluslararası bir ilkedir. Evet. Ve bir kimsenin suçluluğu kanıtlanıncaya kadar suçlu olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Evet. Şu anda mahkeme bile 2,5 senedir yaptığı bir yargılama sonucunda burada bulunan kişileri, benim müvekkilim de dahil olmak üzere, suçlu olarak kabul etmemiştir, daha edememiştir. Evet. Şimdi siz buna rağmen burada bulunan insanlara masumiyet karinesini ihlal ederek FETÖ'cü adıyla hitap ettiniz. Cevap vereyim mi? Evet. Neden bunu yaptınız? Evet. Bunun sebebi, şuraya gelmek istiyorum. Bunun sebebi Erkan Öktem'le aranızda olan bir husumet mi? Bu husumet ne zaman başladı? Kendisi sordu, tanımadığımı söyledim önceden. Önceden bir tanışıklığım yok, tanımam Erkan Öktem'i. Ben göreve atandıktan sonra o bir husumetiniz yok mu müvekkilimle aranızda? Erkan Öktem'le bir husumetim yok. Erkan Öktem bu yapının üyesi olmuş. Bununla ilgili istihbarat raporları vesaire falan gelmiş. Ben öyle vakıf oldum Erkan Öktem'in kim olduğuna. Tayinini iptal ettirmişler, geri getirmişler vesaire falan. Bir husumetim yok. Tanımam da hiç beraber de çalışmadım. Yani, neden basına o gece bütün olayları Erkan Öktem'in yaptığı şeklinde röportaj verdiniz? Külay Hanım, ben müştekiyim. Ben söylerim, ben suçlarım, uydurmuyorum. Bunlar böyledir. Gördüklerimi, ama bakın bildiklerimi, masumiyet karnesini oradakilerle savcı ve karışacak. Ben müştekiyim. Ben söyleyeceğim. Devlet, sayın başkanım bir saniye. Yok, izin vermiyorum. Güven, izin vermiyorum. Sus artık. Başka sorun var. Başka sorum yoktur. Peki. Başka sorusu olan var mı? Cemal, seninle ilgili herhangi bir beyan olmadı. Var mı? Seninle ilgili bir beyanda bulunmadı. Ben... Nasıl? Birinci amirin mi? Peki. Birinci amirinse sor bakalım hadi. Cemal, iyi gün. Komutanım, başkanım doğrudan geçmedi. Birinci amirim olduğu için müsaadenizle. Öncelikle hoş geldiniz. 15 Temmuz 2016'dan 3 ay önce, Mayıs ayında olması lazım, beni çağırdınız. Cemal, ben senin çalışmandan memnunum. Eğer sen de gitmek istemiyorsan, kalmak istiyorsan, ben personel başkanlığına, benle birlikte 3 personel daha ismini söylediniz İHKK şubeden. Burada kalmanız, göreve devam etmeniz yönünde teklifte bulunacağım. Senin için sıkıntı var mı? Sen kalmak ister misin? Yani zorlamak da istemiyorum dediniz. Ben de nasıl uygun görseniz dedim komutanım size. Bunun üzerine bana emir verdiniz. Evrak'ı ben hazırladım zaten. Ve personel başkanlığına ben ve İKK şubanın 3 personelin tayin edilmemesi, göreve devam etmemiz yönünde teklif yapıldı. Sizin parafınız olmadan zaten olmaz. İstihbarat başkanımızın imzasıyla. Ve buradaki gerekçe de terörle mücadeleydi malumunuz. Terörle mücadelede de bizim plan ve güvenlik daire olması itibariyle malumunuz esası zaten FETÖ. O dönem itibariyle. Bu teklif yazısını mahkemeye sunma imkanınız var mı? Gerçi emekli olmuşsunuz ama veya sundurma imkanınız var mı? Onu buldurabilir miyiz? Onu soracaktım. Veya aranızda böyle bir diyalog oldu mu? Başkanım, böyle bir diyalog. Hani Mayıs ayı mı dedin sen Cemal? Şimdi, evet başkanım, atamalardan önce zaten soruluyor. Teklifleri olanlar göndersin. 2015 Mayıs mı?
Nasıl başkanım? 2015 Mayıs mı? 2016 Mayıs. 2016 başkanım. Olaydan 2-3 ay önce. Yani Nisan'da olabilir. İstiyorsun tarzında böyle bir şeyin oldu mu veya buna ilişkin kalması yönünde herhangi bir girişimin oldu mu komutanlıkta? Onu soruyoruz kendisi. Hatırlanacak bir şey değil. Hatırlamıyorum. Savunma kapsamında genel komutanlıktan yazıyla talep etsin avukatı veya mahkeme aracılığıyla. Herhalde cevabını verirler. Yalnız MİT'ten ve emniyetten gelen raporlarda Cemal'in adı yoktu diye hatırlıyorum. Peki. Şöyle ben yani cevabınız aslında şöyle başkanım, ben size normalde ifademde bunu talep olarak arz etmiştim taleplerimde, ancak benim ifadem sonraki kararlarda siz bunu sormadığınızı gördüm ben kararlarda. Hani kendi imkanı varsa yani isteyecekseniz siz zaten canıma gelen komutanım. Cemal'in talebini geçelim oğlum, GD kısmına gel. Senin başka sorun var mı Cemal? Var başkanım, müsaadenizle. Peki. O akşam yani öğrendikten itibaren saat kaçsa beni aradınız mı veya daireden herhangi bir personeli aradınız mı? Ben aramadım, sadece Yavuz'u aradım. Nöbetçi olması nedeniyle. Yavuz'u aradım, Yavuz'u. Nöbetçiydi ya, Yavuz'u aradım. Yok şeyi kastediyorum. Yavuz'un yani, soyadı nedir? Hatırlıyor musunuz Yavuz'un soyadını? Var başkanım Yavuz'un soyadı. Keçeci. Keçeci, evet Keçeci. Peki Yavuz'a ver mikrofonu bakayım bir dakika. Cemal, Yavuz'a mikrofonu uzat. Peki o zaman, tamam. Şey anlamında soruyorum, hani darbe olduğunu, FETÖ'nün darbe yaptığını anladınız. Bu konuda bilinçlendirmek için, uyarmak için. Beni veya daireden herhangi birisini. İlgili personel aradım, zaten yakın biliyorsun mesafe. Gidene kadar, nizamiye gidene kadar 5-6 kişi aradım. Seni aramadım. Bizim, yani sizin dairenizden herhangi bir personel aradınız mı? Yavuz'u aradım bak, orada nöbetçi. Hayır. Yavuz'u aradım. Yavuz'u ama ne var ne yok diye aradınız. Hayır, ne var ne yok. Şimdi şöyle bak. Ne var ne yok diye aradım. Ondan sonra da başkanıyla konuştum. Sürekli işte daire başkanları, bizi arayanlar. Yani ETS'e kayıtlar. Onlara geleceğim ben. İfademize baktım zaten. Şunu netleştirmek istiyorum. Çünkü bana soruldu ifademi, evet. O yüzden yöneltiyorum size. Yani siz dairenizden herhangi personel, öncelikle ben daha sonra herhangi personele böyle böyle bir durum var. Örneğin Cemal'e de söyleyin, diğerlerine de söyleyin diye bir bilgilendirme yaptınız. Onu ben soruyorum sadece. Cemal, ben de söylüyorum. Diyorum ki seni aramadım. Seni aramadım. Daireden yani, de sadece Yavuz'u konuyu öğrenmek için aradınız. Yok. Yani, Yavuz'u aradım işte. Seni aramadım. Yavuz'u aradım. Daireden başka bir personeli de aramadım. Tamam başkanım. Başkanım siz sorma sebebimi anladınız herhalde. Yani siz anladım, konuyu anladıysanız gerek benim yok. İçin sıkıntı yok. Senin de zaten birinci sicil amirini arayıp aramadığını sormuştum herhalde. Evet başkanım. Peki. Başkanım yani evet derken sormuşsunuzdur herhalde. Sen, genelde soruyordunuz başkanım, ama. Başkanım. Tekrar sorayım mı istiyorsan Cemal? Nasıl başkanım? Tekrar başkanım, sorayım. Müsaadenizle bir bölünmesin. Çünkü İyi hadi bakalım. Çünkü kolunu tutuyorum. Geçiyoruz. Aradığınız yani gelirken şey olana kadar cenizameye gelene kadar kimler aradınız acaba, söyleyebilir misiniz kimler aradığınızı? Buna gerek yok Cemal. Yani bunu ifadelerinde var Cemal, söyledim ifadelerinde. Anlatmasına gerek yok bunları. Yani seni aramamış birinci altı sicilli olarak astını aramamış. Yani tamam, bu belli oldu. Onu geç bakalım. Yani sana. Şöyle başka o zaman ben şöyle başkanım. Fehmi Çalmak'ın malumunuz kitabı var, Ayıldız'ın Çocukları diye. Sizle röportaj yapmış. O kitabın 192. sayfasında sizin şöyle söylediğiniz yazıyor, sizin ifadeleriniz olarak. Aziz Albay'ın aracına bindik, süratle genel komutanlık karargahına doğru yola çıktık. Bu sırada aramızda yapacaklarımızı konuşuyorduk. Karargaha gidecektik, emir komutayı ele alacak ve darbecileri enterne edecektik. Karargaha yaklaşırken sürekli telefonla arkadaşlarımızla haberleşmeye başladık. Ben Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, HSYK Başkan Vekilini aradım. Onlarla telefonda görüştüm. Emniyetli bir yere gidin, darbe oluyor, herkesi bilgilendirin dedim. Ayrıca istihbarat grup komutanımızı arayarak bizim karargaha gittiğimizi, toplayabildiği bütün adamları toplayarak karargaha gelmesini söyledim. Evet. Müsaadenizle o zaman ikinciyi de sorayım başkanım. Ayrı ayrı olmasın sorular. İkisi aynı beraber soru. Yani buradan eğer ilave başka aradığınız yoksa sadece aradığınız kişiler Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve HSYK Başkan Vekili olarak gözüküyor. İsimleri yok burada kitapta. Aynı kitapta Semih Okyar Paşa'mızın, Tuğgeneral Semih Okyar'ın 274. sayfasında şöyle bir ifadesi var. Bizim diyor bir çağrı planımız var. Ben tabur komutanını arıyorum. Tabur komutanı bölük komutanını arıyor. Bölük komutanı tim komutanını arıyor. Yaklaşık 15 dakika herhangi bir olayda 15 dakika içinde yaklaşık 1000,2000 kadar personelin her şeyden haberi oluyor demektedir. Yani Semih Paşa'm kendi personelini bilgilendirmiş.
Siz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HSK Başkan Vekilini arayıp darbe oluyor diye uyardığınızı söylüyorsunuz. Bu konuda bize bu uyarı yapıldı mı? Veya dairenizden herhangi bir liste bir uyarı yaptınız mı? Soru şu, beni neden uyarmadın diyor Cemal. Doğru mu Cemal? Aslında neden uyarmadın değil. Uyardınız mı, uyarmadınız mı? O sizin takdiriniz. Hani başkanım, nedeni siz soracaksanız. Müsaade ederseniz cevap vereyim. Peki. Sen nöbetçi miydin akşam? Yok, ben değildim nöbetçi. O karargâhta o saatte herhalde keyif için bulunuyordum. Değil mi? Görevim falan vardı herhalde. Onun için bulunuyordum. Yok, ben karargâhta yoktum. Neyse yani. Sen yok, ben akşam karargâhta yoktum. Sen karargâhta yok muydun? Yoktum, yoktum. Sizden ne zaman sonra geldim ben. Ne zaman? Sizden sonra. 10.54 gözüküyor benim girişim. Kim çağırdı seni? Başkanım. Yani... Hayır, yani ben şimdi ben aramamışım da biri aramış çağırmış karşılıklı seni. Karşılıklı şeye gerek yok. Başkanım şimdi şeyi söyleyeyim. Tamam, anlaşıldı konu. Ben o hani diyor ya çağrı planı. Çağrı planında nöbetçi aranır. Nöbetçi olan Yavuz'u aradım. Telefonunu açmadı. Şüpheli durum diye de Nurettin Paşa'ma bildirdim. Bu kadar basit. Yeter. Yani başkanım şu an doğru söylemiyor. Müdahale edeyim mi? Uzatayım mı yoksa? Müdahalelik bir durum yok. Sorun varsa başkanım alalım. Bakın doğru söylemiyor. İfadesinde Yavuz'u niye aradı belli. Yani bir Nurettin Albay'ın kendisine diyor ki böyle bir şey olmuş Genelkurmay'da. O da diyor ki ya, nöbetçi Yavuz nöbetçi durumu öğrenmek için arıyor şimdi, Yavuz'u. Cemal beni dinle şimdi. Ha, sen soru sorma hakkın var. Müdahale etme yetkin yok yani. Hayır, kayıtlarda konu yanlış kalmasın. Yani aksettiği gibi değil Yavuz'u araması. Kalmaz sen öyle. Merak etme yani. Sen tamam, Yavuz'u arama sebebi başkanım. Olayı öğrenmek için arıyor. Ben olayı açıklama öğrendikten sonra açıklama kısmında söylersin Cemal. Açıklama başkanım, kısmında diğer söylersin. Diğer soruya geçiyorum. Geç bakalım. Başkanım iddianamenin 88. sayfasında şöyle bir ifade var. 88. sayfasında iddianamenin. Kurmay Başkanı Vekili Arif Çetin tarafından Beştepe Jandarma Genel Komutanı'na karargahına gidilmesine karar verildiği diyor iddianame. Aynı iddianamede Güven Şaban'ın 108. sayfadaki ifadesinde Kurmay Albay Nurettin Alkan bana silahını al, aracını iste, genel komutanına gidelim dedi şeklinde geçiyor. Yani şunu soruyorum, jandarma genel komutanına gitme kararını jandarma Kurmay Albay Nurettin Alkan mı verdi ifadesinde geçtiği gibi yoksa iddianamenin olay anlatımında geçtiği gibi Arif Çetin mi verdi? Bunu cevaplandırdım, ben emrimi birinci amirimden aldım. Peki. Var mı başka sorun? Var başkanım müsaadenizle. Jandarma Genel Komutan İdare Tarikat Heyeti'nde görevlendirme ile ilgili bir soru soruldu. Jandarma Genel Komutanı'nı görevlendirmiştir şeklinde bir cevabınız oldu. Evet. Jandarma Genel Komutanı imzasıyla mı görevlendirildi? O öyle mi anlayalım bunu? Nasıl anlamamız lazım? Bunu geçelim. Bu tahkikata ilişkin hususları geçelim. Kendinle alakalı soruları sordum. Başkanım kendimle sordum. Alakalı için soruyorum. Ben malumunuz ifademle İdare Tarikat Heyeti ile ilgili. Biliyorum. Onları biliyorum. Evet, ona onun ilişkin için daha önce sorular soruldu. Bunu tekrar soru hayır, sormaya başkanım, gerek yok. Hayır başkanım siz dediniz ki buraya zaten müşteki olarak gelecek. Hatta benim talebimi de zaten kabul etmemişsiniz. Sorulmamış onlar. Siz dediniz ki başkanım o zaman zaten müşteki olarak gelecekler. Geldikleri zaman sorarsınız dediniz. Ben de müsaadenizle çok kısa zaten. Yani uzun bir şey değil. Daha önce soruldu aynı soru. Buyurun. Hayır başkanım, devamı da var başkanım. Cevap vereyim. Bu peki. Tebligatı yaparlar bize biliyorsun. Tebligat yapılır. Emri kimin imzaladığını istihbarat başkanı bilir. Benim amirim olan kişi bana tebligat yapar. Sen şeye görevlendirildin diye. Ben emirde kimin imzası var görmem mümkün mü Cemal? Hayır soruyorum istihbarat başkanından. Tabii ben de sana söylüyorum. Bana istihbarat başkanı burası tartışma yeri değil. Yapar. Yeterli ben, bu kadar. Ben cevap veriyorum görmeniz mümkün. Normalde görmüş olmanız yok, lazım tamam, ki neye görevlendirildi. Yeter bu kadar. Bana soru soruluyor. Benim yanımda cevap veriliyor başkanım. Tamam, hangi tarihte görevlendirildiniz? O tarih neredeyse orada kayıtlarda vardı. Bunu geçelim soruyu. Başka bir iddia tahkikatinde görevlendirilmişti. Şu yüzden soruyorum. Bu soru sorulunca sizin şöyle bir sorunuz oldu, karşı sorunuz. Hangi tahkikattan bahsediyorsun dediniz de o yüzden soruyorum. Yani başka idari tahkikat mı, adli tahkikat mı? Onu sordum. İdari tahkikat mı, adli tahkikat mı? İki tane tahkikat var biliyorsun. Adli ve idari. Ama adli tahkikatta zaten görev alma şansınız yok ki. Niye? Görevlendirilen savcıya yardımcı olsun diye görevlendirilen pek çok personel var. Niye? Geçelim. Siz o anlamda diyorsunuz. Yani o olay sırasında savcılıkla irtibat için görevlendiren personel anlamında mı dediniz ona? Yani evet kim? Tamam, başka bir daha tahkikat ettiğinde görev almadınız yok, yani. Yok almadım. Heyette başka kimler vardı sizden başka? Hatırlamıyorum Cemal. Geçelim tahkikat raporunda zaten vardır heyette. Göreviniz ne zaman sonlandırıldı geçelim. Heyet olarak? Onu da görevlendirme şeyine bak, emrine bak. Geçelim. O da kimin emriyle imzasıyla olduğunu o zaman onu da bilmiyorsunuz herhalde. Hani İdari tahkikata ilişkin hususları geçelim. Başkanım sona geldim lütfen. Yani bütünlüğü bozulursa çünkü anlamı olmayacak. Tamam geçelim idari tahkikata ilişkin hususları. Başkanım şöyle bir evrak var elimde. Yani elimde derken dosyada. Personel
1200 179 99 34 16 Taksim Tayin Daire Subay Tayin Şube personelin tarihi 4 Kasım 2016. Konusu geçici görevlendirme. Evrak sizin dairenizden çıkmış. Zaten dosyaya da dosya sureti girmiş. Yani sizin tarafınızda gözüküyor zaten. Dolayısıyla evrak siz, evrağı siz hazırlatmışsınız. Öyle anlıyorum. Doğru mu? Evrakı söyle de. Evrakı söyle. Neymiş evrak? Okuyayım hemen. Çok kısa iki cümle zaten. Bir, iki tane ilgisi var A ve B. İdare Tahkikat Tekniği görevlendirmesi ile ilgili. Bir, 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişiminin incelenmesi maksadıyla ilgi A ve B ile aşağıda isimleri bulunan personel görevlendirilmiştir. İki, heyet tarafından hazırlanan raporla ilgili işlemlerin tamamlanması maksadıyla heyet başkanı, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu'nun 7 Kasım 2016 tarihinden itibaren Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı emrine geçici olarak görevlendirildiğini arz ve rica ederim. İmza Yaşar Güler, Orgeneral Jandarma Genel Komutanı. Evet. Ne diyorsun? Bu evrağı siz mi hazırladınız? Hatırlıyor musunuz? Siz mi emir verdiniz hazırlanması için? Hangi ihtiyaca binen? Sorum bak, o. Şimdi bak. Oradaki imza Yaşar Güler diyorsun. Siz mi hazırladınız diyorsun? Evrakta kim imzası varsa emri o vermiş. Ben onu demiyorum. Bu evrak ben sizden, Emran hazırlanma emri sizden. İdari tahkikata ilişkin hususları geçelim. Hangi ihtiyacı? Emri, çok önemli. Emri altında imzası olan emri de vermiştir. Geçelim. Efendim, müvekkilim soruları cevaplandırıyor ama ısrarla aynı şeyi söylüyor. Geçelim bu idari tahkikat mevzunu artık. Başkanım o zaman susun, ben size susun. İfademde de söylemiştim. Gerekçemi arz ediyorum. Ya, idari tahkikat bizi bağlamaz. Geç. Tamam, şöyle ya. Başkanım pardon. Şöyle bağlıyor, arz ediyorum. Ben size de arz etmiştim ifademde. Bu evrakla Sayın Jandarma Genel Komutanı kandırılmış. O yüzden ısrarla cevap vermediğini değerlendiriyorum. Bakın, geçelim. İdari tahkikat ilişkin hususları geçelim. Başkanım nasıl geçelim? İdari tahkikat... Tamam, beyanlarını da söylersin oğlum. Sana söz hakkı vereceğiz. Tamam, söz hakkında o zaman. O zaman bu evrağı söz hakkında arz edeyim. Tamam, arz edersin. Başka sorun varsa sor. Yani i̇dari jandarma tahkikatı... genel komutanın kandırılmış olması önem arz etmiyorsa... İdari tahkikatı geç. İdari tahkikat hiçbir zaman... Başkanım, idari tahkikat... Yargıyı bağlamaz idari tahkikat. Geç. Başkanım şöyle bağladı. Arz ettim ben size. Susun. Noktası virgülüne kadar susun, iddianameye geçti aynen. Geçebilir. Ama şu an ondan suçlanıyoruz başkanım. Oğlum ya bak, geç o mevzuları, idari takip mevzularını geç. O zaman şununla bitireyim bu evrağı. Bu evrakla jandarma genel komutanı kandırılmıştır. Olmayan idari tahkikat heyeti var gibi gösterilmiştir. Ve kendisine olmayan idari tahkikat heyetinin, çünkü 4 Ağustos'ta tarihi bitmişti görev süresi, tekrar heyet kurulmadan sanki heyet varmış gibi evrak düzenletilmiş. Ve savcılığa da bu tahkikat yollanıyor. Yani hukuken yok hükmünde olan en başından olay zaten sakat. Peki, niye böyle bir ihtiyaç duydular? Yani niye böyle olmayan bir şey? Çok basit başkanım. Komutanı arz edersiniz. Heyet yeniden kurulur. Bir daha görevlendirilir. Peki. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Cevap vermeyecekse devam edeceğim. Buna cevap gelmeyecek. İdari tahkikatı geç. Başka sorun varsa soralım. Başkanım sabah polis otobüsünde ilk bodrum katından çıkmayı müteakip iddianamede de var. Polisle görüşmeye çalışıyorsunuz. Hem kendinizden Velipaşa hem de oradaki diğer personel için. Yani kendinizi masum olduğunu darbecilerle tırnak içinde oradaki sanıklarla şu an birlikte hareket ediyoruz vesaire. Ve onun için de Ahmet Paşa ile görüşme talebinizi iletiyorsunuz. Ve görüşüyorsunuz da telefonda. O telefonda tam olarak ne konuşulduğunu bize söyleyebilir misiniz? Yani polisle diyaloğunuz ne oldu? Ahmet Paşa ile diyaloğunuz ne oldu? Benim bir görüşme talebim olmadı ama sen dinlememişsin beni. O özel harekat müdürü var ya, daire evet. Başkanı veya yardımcısı kimse. Yani o operasyonu yöneten kişi. Güven Albay kim dedi? Benim dedim. Ahmet Paşa sizle görüşecek dedi. Aldım telefonu. Komutanım dedim. Bizi de darbecilerin içerisine koydular. Şu anda dedim darbeci gibi muamele görüyoruz ama dedim burada çok masum kişi var. Merak etmeyin dedi. Biz dedi gerekli müdahaleleri yapacağız. Siz sakin olun dedi. Bu kadar. Anladım. Yani operasyonu yöneten kişi Ahmet Paşa'm sizinle ilgili bilgiler versin diye onlar aradılar yani Ahmet Paşa'm. Ben aramadım. Ben kimi aradı, nesi aradı, ne yaptı onları da bilmiyorum bak sana. Olan geçen konuşmayı da anlatıyorum. Neyi soruyorsun? Geçelim, bunu geçelim. Yani operasyonu yöneten oradaki emniyetin amiri kanalıyla oldu değil mi konuşma? Bak, söylüyorum ya sana, ben öyle düşünüyorum. Tamam. Yani orada yok, hani sorumlu olan kişilerden, sorumlu olan kişi oydu. Ben, tamam. Bence oydu yani. Başkanım arada birkaç cümle olunca ben hani son final cümlesi net olsun diye karışıklık olmasın. Ya bunları önemli değil, geçelim bunları. Daha sonra otobüste ifadeler var. Siz otobüste çıkarken
Yani siz sonuçta jandarmada bırakmıyorlar. Otobüste jandarma karargahından çıkarken Arif Paşam, yani Arif Çetin, Tümgeneral o zaman için, Ahmet Hacıoğlu Tuğgeneral ve Hikmet Uz Yarbayım, Ceyhun Nizamiye'nin oradayken görüyorlar sizi aracın içinde. Hem Veli Paşam'ı hem sizi. Hikmet Uz Yarbayım'ın ifadesinden şu an arz ediyorum. Arif Paşam diyor ki arkadaşları indireyim diyor Hikmet Uz Yarbayım. Polisle konuş diyor içerideki polis amiriyle. Hikmet Uz Yarbayım diyor ki ifadesine ben konuşmak için otobüse girdim diyor. Fakat kendisi beni tersledi diyor. Arif Paşam, efendim? Ben mi terslemişim? Hayır. Otobüse giriyor ya Hikmet Uz Yarbayım sizi aşağı indirmek için. Bizim otobüse giren olmadı. Efendim? Bizim otobüse binen olmadı. Onu soracaktım. Otobüse siz Hikmet Uz Yarbayım'ı görmediniz. Ben görmedim. Polis amiriyle arasındaki konuşmaya tanık olmadınız o zaman. Olmadım, görmedim. İdare tahkikatı geçiyorum başkanım da sadece şunu netleştirmek için. İdare tahkikat heyetinin raporunun tüm sayfalarında imzanız var. O sayfalardaki imza size ait herhalde. Yani altında isim yazmadığı için. Heyette değil miyim? Efendim? Heyette değil miyim? Geçelim. Evet. Geçelim. İfadelerin kaç tanesine katıldınız? Hepsine katıldınız mı ifade alınırken? İfade tutanaklarında var kimlerin onu katıldığı. Da geçelim. Efendim? İfade geçelim. Tutanaklarında kimlerin katıldığı var. İşte siz katıldınız mı? Ben söylüyorum sana. İfade tutanaklarında kimlerin Cemal, katıldığı var. Geçelim deyince ısrarla soru sormaya devam etme. Geç. Başkanım o zaman ben İdare tahkikatı dedim. Sorma. Hayır, geç onu. Yok. Dosyada yok da varsa dosyaya girsin. O yüzden arz ediyorum. Gerek yok. Geç sen bak. Başkanım, bir sanığın ifadesinde Yavuz Keçici'ydi, yanlış hatırlamıyorsam. İstihbarat Başkanlığı'nda çalışan tüm personelin Güven Şaban Albay'ın emriyle bir listelerinin çıkarıldığı, çarşaf listesinin. Bu listeden Güven Şaban Albay'ın kendisinin, İKK Şube Müdürü olan Öztürk Karayazı Yarbayım'ın ve İstihbarat Başkanı Tanju Selçuk Yücel, Tuğgeneralimizin isimlerinin çıkartıldığı emriyle, diğer geri kalan İstihbarat Başkanlığı'ndaki tüm personelin İsimlerinin üst yazısız, evraksız, zarfın üstünde bile bir yazı olmayan bir zarfla Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire'ye gönderildi. Bu şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki ilgili personel kimse irtibata geçilen, alınan bu zarfın yine aynı şekilde yapılan inceleme sonucu yazısız, üst yazısız, işte üstünde yazı bile olmayan bir zarfla tekrar geri getirildi. Ve bu şekilde personel hakkında bilgi toplandığı geçti ifadesinde. Eğer yanlışım varsa düzeltir. Ben de sonuçta o listede olduğum için böyle bir şey yapıldı mı onu sormak istiyorum. Böyle bir şey yapılmadı. Öyle bir şey yapılmadı. Tamam. Bu savcılık ifadeniz benim dikkatimi çektiği için soruyorum. Cevap vermek zorunda değilsiniz. Hukuk mezunusunuz zaten. Herhalde mezun olmuşsunuzdur. Son sınıftaydınız. Savcılık ifadeniz idare tahkikatta şöyle ifade veriyorsunuz idare tahkikat heyetine. Bu konuda savcılığa ifade vermiştim. Aynen geçerlidir deyip ek yaptırmışsınız savcılık ifadenizi. Burada da cümlenize başlarken söylediğiniz için dikkatimi çekti açıkçası. Savcılığa verdiğim ifade var. İlave bir şey yok. Aynısı dediniz ve burada ifade verirken de aynılarını okudunuz. Yani bunun bir özel bir sebebi var mı? Yani çünkü doğru ve gerçek olan olduğu için bir tane ifade olur bir adamın. Yani 50 tane ifade olmaz. Yok. İşte buradakiler gibi olmaz yani. Bir tane ifade. O zaman çok... diğer müşteriler çok ifade verenlerde sıkıntı vardır. Ben sıkıntı herhalde. Vardır demiyorum. Aynı ifadeyi tekrarlasalar. Yani ben hukuk mezunu olduğum için belki ondan olabilir. Hayır bir çekinceniz mi var? Yani siz çünkü olaya... Sor, sorun varsa sor. Ne geçelim. Yok sorun bu. Siz olaya hakim olduğunuz için rahat olmanız lazım. Her türlü soruya her türlü cevap vermeniz lazım ama genelde cevap vermiyorum. Geçelim. Geçelim tartışmaya da duyuyoruz. Ben vermediysem başkanım. Geçelim. Yavuz Selim Demirhan köşe yazılarından, o Ekim ayında çıkanlardan bir tanesinde. Bu gazete yayın olaylarında basınında bir iddianame bırakalım. İddianame ile ilgili başkanım. Bırakalım onları. Gazilik kartınızın geri alındığı yazıyor. İddianame ile alakası yok başkanım. Bırakalım İddianame ile hiçbir alakası yok. Var var. Bu... Söyleyeceğim şimdi alakasını. Bırakalım. Gazilik kart... Başkanım iddianame ile geçiyor lütfen. Gazilik kartınız geri alındı mı? Bunu soruyorum sadece. Cevap mı? Gazetedeki yanlış o zaman. Cevap mı? Bak. Böyle bir şey yazmıyor. Gazilik kartı yer alıyor. Hayır yazmıyor. İyi okuyun. Aziz Albay için mi yazıyor? Sayın Başkanım iyi okuyun. Lütfen iyi okuyun. Tamam esas sorun bu değil. Gazilik kartınız siz iddianamede yer alı olarak gözükmüyorsunuz.
Gazilik kartını alırkenki gerekçeniz, yani kaymakamlığa yazdığınız evren ikindeki belgeniz neydi gösterdiniz? Onlara da bakarsınız. Gerek yok. Yeterli. Yeterli. Davanın konusuyla ilgisi. Başkan dava konusuyla ilgili soru soracaksa sorsun. Yeterli. Başkanım dava ile ilgili konusunu arz edeyim. Ya kendinle alakalı da sorun. Başkanım benimle alakalı. Bakın ben tüm sanıklar gibi davada yaralı kişileri yaralamakla suçlanıyorum. O yüzden listeye bakıyorum. Yaralılar listesinde Güven Şaban Albay'ım yok. Listede yaralı olarak yoksa gazilik kartını nasıl aldın? Cemal doktor raporu var. Ve o işte kaymakamlık müracaatları, valilik müracaatları, kararlar hepsi var. Muhakkak görürsün. Ağustos ayı içerisinde de kartımı verdiler. Muhakkak hala vardır. Da duruyor. Muhakkak vardır. Tamam mı? Yeterli. Bu konuyu kapatalım artık. Kapatalım artık bu konuyu. Başkanım bu soruyu kendisine sordular, cevaplamak istemedi. İfadesinin ilk paragrafında bazı komutanların başka sorun var mı? Onayıyla atandım. Cemal açıklama yapma, başka sorun var mı? Başkanım sağ olun. Peki açıklama yapacak mısın? Efendim? Açıklama yapacak mısın? Seninle ilgili özellikle 15 Mayıs 2016 mı? Mayıs 2016'da aranızda geçen konuşmaya ilişkin önemli olan sence olduğunu düşündüğün bir soruydu. Ona ilişkin özellikle açıklama yapmak istiyor musun? Başkanım o konuyu ben ifademde ayrıntı arz ettiğim için tekrar o konuyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Sadece netleştirmek istedim burada. Bir de inanın çok samimi söylüyorum. Ahengim çok bozuldu başkanım. Yani çok müdahale oluyor. Yani soruları bile soramadım yani. Bu yanlış anlaşılmaya da sebep olur. Her şey sorulmaz ya. Sağ olun başkanım bu kadar. Sen de sağ ol. Bu Yavuz'un soruları vardı. Yavuz'un sorularını bir alalım. Yavuz adın soyadın ne? Önce bir onu söyle. Yavuz Keçeci. Önce bir şunu sorayım Yavuz. Seni aradı mı? O yani gün? Ben aradığını hatırlamıyorum. Zaten ondan ilgili sorumu soracağım kendisine. Peki. Başkanım sırayla gideceğim. O sırada geleceğim. İDEM'e nöbetçi subaylığı kimin sorumluluğunda yürütülür? Bu nöbetleri kim planlar? Geçelim bunlara. Gerek yok. Ya. Bunun soruları sordurmuyoruz. Nöbetçi olduğum için kendisi... Gerek yok oğlum. Yönetmelikte şeyde hepsi var bunları. Geçelim ya. İDEM'e nöbetçi subayı olduğum 15 Temmuz günü akşamı saat 19 gibi beni odanıza çağırıp yaş çalışması ile ilgili görev verdiniz mi? Hatırlıyor musunuz? Hangi tarihte? 15 Temmuz günü akşamı. 15 Temmuz akşamı 19'da diyor galiba, evet, değil mi? 19 gibiydi. Sanmıyorum. Odama çağırıp çünkü, şu evraklara bir... Çünkü hatırlarsan... İste gün, yap, bir toparla. Saniye, ben sana söyleyeyim. Hatırlarsan o akşam bir karakol baskını vardı. Hepimiz onunla uğraşıyorduk. Öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Ben öyle olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Yani öyle bir şey, bir sene yaşla ilgili hiçbir görev vermedim de. Verdiniz. Onu iyi biliyorum. Verdiniz. Yok sana vermedim. Çalıştık. Yok. Beraber çalıştık. Diğer soru alalım. İDEM Üniversitesi soruya ilgili soruya geçiyorum. Başkam sormayacağım. Mesai mefhumu gözetmeksizin hafta içi, hafta sonu sizin emrinizle mesaiye kaldığım veya mesaiye geldiğim oldu mu? Başkanım. Oldu değil mi? Çok önemli yani, bu çok önemli. Yani bu hatırlanan yani bu şey... yoğun çalışmamızın göstergesi, onun için soruyorum. Yani hafta mesai sonu, herkes hafta komutanın içi, emri olsun. Bırak... Yani bu karargahımızda yapılan bir şey. Bütün her başkanlıkta mesai mevhumu dışında çalışmalar yapılır. Biz herkes, de yani, değil mi? Herkes kendi görev yerinde istediği zaman istediği şekilde çalışabilir. Yani, soruya gerek yok oğlum yani. Komutanın isteri gelirsin, istemez gidersin, kendin çalışırsın. Olur yani bu tür şeyler. Gerek yok bu soruya. Benim atamam İKK işlem kısım amirliğine hangi yıl yapıldı? Nasıl? Atamam hangi yıl yapıldı İKK işlem kısım amirliğine? 2000, benle beraber geldin. 2015 değil mi? Evet. Yani 17-25 Aralık'tan sonra geldim. Evet. Bütün soruşturmalarını geçerek geldim değil mi? Nasıl? Bütün güvenlik soruşturmalarını geçerek geldim. Yani güvenli bir personel olarak geldim değil mi oraya ben? Yani güvenlik soruşturmaları ben veya yapılmış, yapılmamış. Hayır, yapılmıştır herhalde. Sen atayanlar yapmıştır herhalde. Soruyu geçelim. 16 Temmuz 2016, yani 15 Temmuz'dan sonra 19 Temmuz'a kadar darbeye karıştığı değerlendiren personelle ilgili çalışma yapıp liste hazırladık değil mi? Nasıl? Darbeye karıştığı değerlendiren personelle ilgili listeye çalışması yapıldı değil mi? Beraber yaptık, liste hazırladık. Ne zamanı söylüyorsun? Anlamıyorum. 16 Temmuz 2016 tarihinden. Darbeden bir gün sonra. Evet. Hatta siz öğlenleyin geldiniz.
Eliniz kolunuz yaralıydı. Ben size hatta geçmiş olsun komutanım dedim. Onu yaralıydı kısmı şey de söyle. Cemal'e de söyle. Ama o temden sonra. Neyse evet evet. Temden sonra. Doğru şimdi, mu bu? Neyi? Yani o tarihler aslında. Birlikte jandarma genel komutan Dolunay'la ilişkin 16 Temmuz'dan sonra birlikte çalıştık diyor. Doğru mu diyor yani? Başkanım Cemal'i görüntülerden Cemal'i diyorum. Hayır. Yavuz'u görüntülerden 16 Temmuz akşamı veya 17 Temmuz akşamı tespit ettiler. Yavuz'un orada yani darbecilere karıştığını. Bize dedi ki ifadesinde hemen gelir gelmez sorduk ne oldu anlat dedik. Bize dedi ki ben dedi darbecilerden saklandım. Kendimi çalışma odasına kilitledim. Dışarıya çıkmadım dedi. Doğru. Kamera görüntüleri incelendi. Elinde silah ortalarda dolaşıyor. Emirler veriyor. İşte talimatlar alıyor. Cep telefonlarına bakıyor. Bunlar tespit edildi. Ondan sonra TEM daireye teslim ettik kendisini. Bunların hepsi iftira. Zaten savunmamda söyledim ben. Tamam. Bunu Yavuz. Hayır kendisi şey yapıyor. Sorun varsa sor. Daha sonra söylersin onları. Olaydan 4 gün sonra yani 15 Temmuz. Tam 4 gün sonra 19 Temmuz günü akşamı İDM'de nöbetçi uçak personel kalmadı. Bu konuyla ilgili yani benim nöbetçi olmamla ilgili ki ben o gün plan nöbetçiydim 19 Temmuz akşamı yani olaydan 4 gün sonra 19 Temmuz günü akşam benim nöbet tutmamla ilgili bir talimatınız oldu mu herhangi bir kişi? Hangi tarihte söylüyorsun? 19 Temmuz akşamı bakın 19 Temmuz senin günü... nöbetçi olmanla ilgili evet. Mi? Evet. Seni ne zaman gözaltına aldılar? İşte geliyorum oraya şu anda oraya geliyorum. Ya söyle sorunu söyle. 19 Temmuz akşam gözaltına aldım. Yani nöbetçi olduğum gün akşam gözaltına evet. Aldım. 4 gün sonra. Bu, evet tespit edildin görüntülerden. Görüntülerden tespit edildin gözaltına aldılar. Geçelim bunu geçelim hadi. Evet. Tamam. Peki bu görüntüleri neye göre izlediniz? Yani imajı alınmamış kamera görüntülerini hangi adli kolluk yetkisine göre izlediniz ve buna karar verdiniz? Görüntüleri ben izlemedim. Biliyorsun. Altında imzanız var. Hayır, var. Bir dakika ya. Görüntüleri önce bir ekip inceledi. Görevlendirilen bir ekip. Onlar buldu seni. Peki imaj alınmış mıydı bu kamera görüntüleri? Nasıl? İmaj ben alınmış. Onu bilmem. Onu o ekibe soracağım. Geçelim. Bakın şu anda elimde bir dosyada mevcut tutanak var. Altında sizin imzanız var. İspat başkanı dahil 6 kişinin evet. İmzası var. Tamam. Orada yazıyor. İncelemesini imza atmışsın altına. Yani ben tutanak gönder bakayım. Başkan göndersin bakayım neymiş tutanak. Dosyada var. Ben tutanak dosyadan bakarız. Gerek yok. Bu soruya da gerek yani, yok. Geçelim. Başkanım şunu diyorum. CMK'ya aykırı bir şekilde imajı alınmamış kamera görüntülerini inceleyip zanla hareket ederek benimle ilgili bir karara varmış. Onu her zaman dile getiriyorsunuz evet. Zaten. Ya geçelim onu. CMK'ya aykırı bir şekilde yine aynı şekilde o akşam 19 Temmuz günü akşamı eğer her şeyi anlatırsan seni Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na gönderirim. Eğer her şeyi anlatmazsan seni TEM'e gönderin dediniz. Ve beni Harekat Merkezi'nin İç Bahçe Bakan kapısından dışarı çıkarttırıp iki kişiyle beraber İstihbarat Başkanı Tanju Çelik üzerinin önünde diz çöktürüp arkama, sırtıma dizinizle vurup sinikaplı küfür ettiniz. Bu yapmış olduğunuz işkencenin bir insanı tutuş olduğunu biliyor musunuz? Yalan söylüyorsun. Tamam efendim. Kamera görüntülerini istiyorum o zaman 19 Temmuz akşamına. Yalan söylüyorsun. Yani, o bölgedeki kamera görüntülerini talep ediyorum. 19 Temmuz akşamına ait saat 19'da 23 arasındaki kamera görüntüleri talep ediyorum. Görürsün her şey. Peki aranmana ilişkin sorun var mı? Oraya geleceğim şimdi başkanım. Gel o zaman hadi. Bakın efendim ben şu anda bu şahıs tarafından zanlı hareket için burada şu anda kalıyorum. Tabii ki soracağım bu soruları. 2,5 ben sana soruma demiyorum oğlum. Gel tamam. Hadi diyorum ya. Tamam. Hele bir kayda geçebilir miyiz başkanım? Kayıtta zaten hepsi. Tamam. Kaydedilmediğini mi düşünüyorsun? 19 Temmuz'da bu bahsetmiş olduğum tutanakta, tarihli tutanakta, yani beni gözaltına almanız gerektiği tutanakta, herhangi bir göreviniz var mı tekrar soruyorum, idare tahkikat heyetinde görevlendireceğiz mi, adli kolluk yetkiniz var mıydı? Veya bu konuyla ilgili beni gözaltına almadan önce veya tutuklamadan önce bir savcıyla görüşmüşlüğünüz var mı? Veya hakimle? Yani bunlar dosyada var, biliyorsun var dosyada ne olduğunu biliyorsun, dosyaya bak. Yok yani. Dosyaya bak, dosyada var yani her şey. Geçelim. Her dosyada. Bir göremediysen bir daha bak. Avukatın baksın. Göremedim. Yok yani. Yok deme yani. Bak dosyaya. Ben göremedim. Söylüyorum. İyi bak işte. Geçelim karşılıklı konuşmayalım. Beni 19 Temmuz akşamı gözaltına aldığınız personel nerede görevliydi?
Yani beni iki kişi gözaltına aldı biliyorsunuz. Sivildi onlar. Polis mi? Sivildi. Kimdi onlar biliyor musunuz? Ben seni ben teslim etmedim. Kim teslim ettiyse git ona sor. Işte, onlar söyledi, ben ne bileyim ben seni kim teslim ettiyse git ona sor. Bana ne soruyorsun? Ben size söyleyeyim o kişileri. Ahmet Balta Başçavuş'la Bayram Ali Oktay Uzman Çavuş. Yani istihbarat görevi, istihbarat grupta görevli hiçbir adli kolluk yetkisi olmayan personele beni tutuklattırıp gözaltına alırıp talimat verdiniz. Ne verdim? Talimatla ilgili tutuklayın götürün dediniz. Tamam. İç bahçeye götürdünüz ve biraz önceki bahsetmiş olduğum şeyi yaptınız. Ben de bir şey demedim de. Sen söyle ya, tamam. Dediniz. Sen söyle, böyle bir şey demedim yani. Dediniz. Geçelim. İsterseniz bu iki kişi çağırın. Polise teslim edin. Geçelim. İfadenizde 15 Temmuz günü beni aradığınızı beyan ediyorsunuz. Ancak ben kendi HTS kayıtlarına baktığımda böyle bir şey göremedim. Kendisi talepte bulunsa, eğer mahkeme talepte bulunsa, bu şahsın, ben Şaban'ın, 15 Temmuz gününe ait HTS kayıtlarını talep ediyorum. Benim şeyimde yok. Madem aramışsa gözükür. Peki Yavuz'u cep telefonundan mı aradınız? Sabit hattan nöbet telefon. Başkanım cep telefonundan aradım. Cep telefonundan aradım. Cep telefonunu açmadı. Peki. Dediğim gibi HTS kayıtları yok benim. Varsa talep ederim, kendisi gözükür belki. Nasıl? Peki Yavuz'un aradığınız telefon... Yavuz'un birden fazla telefonu var mı sizde? Yani bende kayıtlı olan telefondan aradım başkanım. Bende kayıtlı bütün şubeler sonra kayıtlı. Yani. Görev telefonum yok benim. Aradım yani. 505-295-5273. Evet. Bu arada benim telefonum şeyde hala emniyette inceleniyor. Belki çıkar da yani. Peki. Engin Dinç'i tanır mısınız? Tanırım. Kimdir? Emniyet İstihbarat Daire Başkanı. Evet. 19 Temmuz günü akşamı yine aynı şekilde benim gözaltına aldıktan sonra benim yanımda hareket merkezinin önünde çıkışa iç bahçe çıkan kapının önünde kollarıma girmiş iki tane bu sivil personel yani ispat grupta görevli bu iki personel olduğu esnada Engin Dinç'i benim yanımda arayıp sana bir o çocuğu gönderiyorum bununla ödele gidin dediniz. Bu hususla ilgili sizin Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görevli, başka birinde görevli birisiyle direkt böyle koordine kurma yetkiniz var mı? Sen dediğin gibi bir şey olmadı. Oldu. Olmadı ya, geç. Oldu. Geç olmadı. Çok iyi hatırlıyordum ben, oldu. Ya sen hatırlayabilirsin. Bakın o Ahmet Baltay'la sorusunun cevabını veriyor Yavuz. Müvekkilim. Ya ne söyledin yani, olmayan bir şey oldum diyeyim yani. Olmadı. Sorusunun cevabını veriyor. Kimse konuşmasın. Ben 19 Temmuz günü akşamı etsin. Oğlum sen sorunu sorarsın, oldu der, olmadı der. Israrla aynı şeyi söylemene gerek yok yani. Yine aynı gün akşam. O yanında bulunan iki rütbeliye bunun rütbelerini sökün dediniz mi? Bununla ilgili emir verdiniz hatırlıyorsunuz değil mi? Benim rütbelerimi söktürdünüz. Yani hiçbir rütbeye saygınız yoktu. Ben bir yüzbaşıyım ve benden düşük rütbeli iki kişiye birisi başçavuş, bir uzman çavuşa bunun rütbelerini sökün, ceplerini boşaltın diye emir verdiniz. Yani hatırlamıyorum öyle bir şey söylemedim. Verdiniz. Sen kendi kendine uyduruyorsun. Geçelim. Uydurmuyorum. Bunların hepsi kamera görüntüleri mevcut. Ya tamam geçelim. Kamera görüntüleri. Evladım geçelim hadi. Tartışma yeri değil burası. Benim, sessiz olun. Benim bu iki personel tarafından yani istihbarat grupla görevli bu iki sivil personel tarafından TEM'e götürülme emrimi kim verdi? Ne bileyim ben kim verdi? Ben TEM başkanıyım. Kim verdi ben ne bileyim? Engin Dinç'i aradınız. He? Engin Dinç'i aradınız bu akşam. Ben aramadım diyorum aradınız. Sen yani ben Engin Dinç'le... Geçelim. Geç. Geçelim. Kimse karışmasın. TEM'de gördüğüm işkence ve kötü muameleden sonra 20 Temmuz sabahı serbest kaldım ve sizi aradım. Dedim ki komutanım. Sorgulamam bitti, evet. Serbest kaldım. Siz de bana yine aynı şekilde telefonda hakaretler ederek, sinkafla küfür ederek seni tutuklatacağım dediniz. Bunu neye dayanarak söylediniz? Öyle bir şey söylemedim, buraya söylediniz. Gelme dedim. Söylediniz. Buraya gelme, hakkındaki tahkikat bitene kadar buraya gelme dedim. Dediniz. Geçelim. Karargaha gelme dedim. Bunu dediniz. Demedim. Yani geçelim. Göreceksin. Yavuz. Tamam başkanım. Soruyu bir kere tamam. Sor. Tekrarlamam. Benim... Yani önemli bir soru başkanım. Benim TEM'deki sorgumda, daha önce bunu ifademde de bahsettim, savunumda bahsettim. Açıklama yapmana gerek yok. Evet. 15 Temmuz günü darbe ile ilgili bana TEM'dekiler şunu sordular. Benim nöbetçi olmam hasebiyle. Belki size bilirsiniz diye soruyorum. 15 Temmuz günü saat 14.30'da emniyete darbe olacağına dair bir istihbari duyum gelmiş. Ve bu duyumu... Çeşitli kurumlarla, bizim kurum dahil, jandarma genel komutan dahil paylaştığını beni sorgulayan oradaki amir söyledi. Senin bundan bilgin var mı, görgün var mı dedi. Benim yok dedim. Peki sizin böyle bir istihbari duyumdan bilginiz ve görgünüz var mı?
Yani sana söylemişler, benim öyle bir bilgim yok. Yok. Darbeden daha önceden haberiniz var mıydı? 15 Temmuz darbesinden daha önce haberiniz var mıydı? Yani 15 Temmuz'da darbe olacağından evet. Mı? Hayır, öyle bir bilgim yok. Tarih olarak olmayabilir ama darbe yapacağına dair bir bilginiz var mıydı? Darbe nasıl? Yapılabileceğine dair. Nasıl? Darbe yapılabileceğine dair bilginiz ve görgünüz var mıydı? Bak, ifademde söyledim, az önce de söyledim, tekrarladım. Evet. Dedim ki basında, basın şeylerinde bu yönde haberler çıkıyordu dedim. Evet. Çıkıyordu değil mi? Kesiyorduk o haberleri, evet. Hatırlarsan. Evet. Bakın raporlar beraber yapıyorduk. Beraber çalıştığımızı söylüyorsunuz yani. Evet. Raporlar yapıyorduk. Ben sizin hatırlıyorum 15 Temmuz darbe girişiminden 2 ay önce sizin odanızda imza için beklerken kapının önünde, tam kapının sitemini görüyordunuz. Kapıyı mı dinliyordun? Hayır, kapıyı dinlemiyorum. Kapı açıktı, kapının önünde bekliyorum. Araba, telefonla birisiyle konuşuyordunuz. Bana beklediniz, ben kapının önünde durdum orada. Ne dedim? Kapının önünde durdum, bekledim. Kapı açık yani. Tamam. Beni görüyorsunuz, ben kapıyı dinlemiyorum. Tamam. Orada telefonda görüşürsünüz. Yani askeri hatta görüşürsünüz, kimle görüşürsünüz bilmiyorum. Şunu dediniz. Hani beden 2 ay önce falan da tahminim Mayıs ayı gibiydi. Bunlar darbe yapacak FETÖ'cüler dediğinizi duydum ben. Bunda yine diyeceksiniz. Ben bunlar darbe mi yapacak dedim. Evet. Bir gazete haberini falan söylemişsindir. Bak bu gazetede haber var falan demişimdir yani. Hiç gazete haberine benzemiyordu karşı koşturmuş. Darbe yapacak. Sen öyle yorumluyorsun. Evet. Siz de öyle yorumluyorsunuz. Sen öyle yorumluyorsun. Karşılıklı atışma yok dedim. Bak uyarıyorum tekrar. Başka sorun var mı Yavuz? Var başkanım. Göreviniz neydi? Tekrar söyleyebilir misiniz? Görevinizi tekrar söyleyebilir misiniz? O günkü görev 15 Temmuz'da. Onu söylemişti. Efendim görevi belli mi vekilim? Onu geçelim. Plan ve Görenek Daire Başkanı ben söylüyorum. Geçelim, sorun varsa alalım. FETÖ-PYD ile mücadele kapsamında liste hazırlatma işlemi yaptık beraber biliyorsunuz. Bu işlemler yapılırken hangi kanun ve yönetmene göre yaptık? Geçelim. Biz liste falan hazırlamadık. Hazırladık. Hayır. Bizzat ben hazırladım. Efendim, oradan, başkanım usulü bir şey söyleyeceğim. Müvekkilim soruyu cevapladıktan sonra iddialaşıyor. Bu geçelim, usulde yok efendim. Geçelim yani bunu. Müvekkilim soruyu cevaplıyor. Yapılmadı diyor. Yapıldı diyor. Gerek yok. Lütfen geçelim. Buna müdahale edin sayın başkanım. Başkanım ben kendi çalışma odamda. 3-4 sefer tekrarlanıyor bu sefer. Geçelim diyorum ya. Geçelim hadi. Bana zimmetli bilgisayarda bunların hepsi mevcuttur. O gün o zaman o tarihler arasında mevcuttur. Sen bu çalışmayı birlikte yaptık diyorsun, evet, doğru mu? Tamam, yaptık. Geçelim. Peki bu listeleme yani halk diliyle fişleme işlemini kimin talimatıyla ve kimin emriyle yaptınız? Başkanım az önce bunun zaten cevabı verildi, yapılmadı dendi. Geçelim. Biz fişleme falan yapmadık. Geçelim hadi. Bu kapsamda, bu yapılan çalışmalar kapsamında az önce cevaplandırıldı olun, efendim. Bakın, az önce olun. Cevaplandırıldı. Sessiz olun. MİT ve Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'yla beraber ortak koordine çalışmamız oldu mu? Bak şimdi bize MİT'ten ve Emniyet'ten yazılar geliyordu. Oldu. Biz de bunlar bir dakika ya. Bir dakika sordun cevaplayayım sen bir karışma. Tamam. Biz de bunları götürüp komuta katına arz ediyorduk. Hatırlıyorsun değil mi? Evet ben de arz ediyordum. Hatırlıyorsun. Evet hatırlıyorum. Evet sen de arz ediyordun. Ha bak söyledin sen de arz ediyordun. Evet. Evet ne var bunda? Yani yapılıyordu yani değil mi? Ne var? Evet. Tamam bir bak, sonraki ya, soruma gelelim. Ya orada. MİT Emniyet resmi yazı yazıyor. Geçelim. Beni defalarca Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'na gönderip kurye olarak elime bir zarf verip zarfın üzerinde hiç imza, mühür yok. Zarf içinde ne olduğunu ben de bilmiyorum. Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'na zarfı götürüyordum, teslim ediyordum. Daha sonra onların yapmış olduğu çalışma binaen bize tekrar telefon ediliyordu. Tekrar ben gidip veya başka birisini görevlendirip gidip o zarfı alıp geliyorduk. Sayın o zarfın içinde neler vardı? Sayın Başkanım şimdi diyor ki sen diyor içinde diyor işte isim imza olmayan bir şeyler yazıyordun bunu da zarfa koyuyordun zarfın içinde nereden biliyorsun sen zarfın içinde ne olduğunu da bana soruyorsun. Soruyorum ben de zarf içinde olduğunu. Hayır ne biliyorsun ne olduğunu ne vardı ne keselim onu burada. Allah Allah. Bunu burada keselim artık. Başka sorun var mı? Var başkanım. Aynı mahiyetteyse soru sorma. Başkanım gerçekten ortaya çıkması için yani istihbarat. Efendim ya, tamam bu oğlum, iddiasıyla ilgili cevaplar zaten söylüyorum. Başından yapılmadı dedi mi müvekkilim? Avukat böyle bir şey değil. Olmadı. Yargılanıyorum burada. Örgüt yok, kimse konuşmasın. Kimse konuşmasın. Tamam birlikte çalıştığınızı söylüyorsunuz o listelerin tamam, hazırlanmasında. Başkanım ben şimdi başka bir soruya geleceğim. Geç bakalım. Bu kendisi Cemal Yarbay aynı soruyu soru tekrarlamayacağım ben. Soru sordu benim ifademi binaen işte. Aynı soruysa sormayacağım. Olur. Ama ben devamında başka bir şey ekleyeceğim. Soruyu sor bakayım sen. Soru sadece şu, soruyu söyle. Tamam. İstihbarat Başkanlığı'na görevli personel isim listesini Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'na gönderilip bu personelle ilgili araştırma, inceleme yaptırdınız mı? Kendi isminiz çıkartılıp İKK Şube Müdür
listedeki Öztürk Karayazı binbaşının ismi çıkartılıp Başkanım, Harun Selçuk Yeneren'in ismi çıkartılıp Başkanım, bu liste bu şekilde Emniyet İstihbarat Daire Başkanı'na gönderildi şimdi mi? Şimdi diyor ki içinde ne vardı bilmiyorum diyor. Ondan sonra isimleri çıkartmışsın tamam. Diyor. Yok yani. Yok Başkanım biliyorum. Şey. Ben bunu nereden öğrendim? Onu söyleyeceğim. Kimse karışmasın. Nereden öğrendim? Bülent Ceyhan Başçavuş, o arada İsmail Can Başçavuş da benim yanımdaydı. Dedi ki komutanım, bizleri böyle böyle bir çalışma yaptık. Bakın ikisini çağırdım ben buraya, mahkeme şeyine vardır, mahkeme kabul etmedi. İkisi gelsin dinlesin dedim burada. Bülent Ceyhan Başçavuş bana dedi ki, bak komutan bey bizleri böyle bir çalışma yaptık. İstihbarat Başkanlığı'nda görevli, personeli bir liste yapıp, yanlarında işte rütbeleri yok, sadece isim, soy isim, TC numaraları yaptık. Bunları Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'na gönderdik. Daire Başkanımız kendi ismini, İKK Şube Müdürü'nün ismini, işte İstihbarat Başkanı ismini çıkarttı. Ben de bu esnada kendisi Bülent Ceyhan bana bu şekilde söylüyor. Bülent Ceyhan dedi ki bana, ben dedi işte komutanım Yavuz Başım'ın ismini de çıkartalım diye sordum dedi ona. O benim ismim yani benim ismini çıkartmamızı istememişsiniz. Bu şekilde gitsin demişsiniz. Ve bu şekilde gitmiş. Ben bunu bu şekilde öğrendim. Yani çağırıp dinlenebilir bu şekilde. Bu sen kendin bir şey görmemiş. Başçavuş'ta İsmail Can Baş. Başkanım kendisi bir şey görmemiş. Bilgi sahibi değil. Birinden duyduğunu söylüyor. Öyle bir şey yok diyorum ben de. Peki. Dinlesin, ben de çağırdım geçelim. Başkanım. Geçelim onu. Davamızın konusuyla alakalı bir şey. Yani ben şunu merak ediyorum. Acaba kendinizi bu listeye ekletmeme sebebiniz yani başka efendim aynı mahiyette aynı mahiyette bu soruyu yani geçelim. Yani hetize kayıtlarına 15 dakikadır tamam. Aynı mahiyetteki soruyu soruyor. Susun artık. Artık susun. Bu şekilde olduğu için az önce zaten ara verdim. Susun. Kimse konuşmasın. Yeter. Oğlum başka sorun var mı? Var komutanım. Var başkanım. Kendinle alakalı mı sorun var? Başkanım bunların hepsi benimle alakalı. Ve ben bu şahıs yüzünden buradayım şu anda. Bir yıl beraber mi çalıştınız siz? Evet, ben işkence gördüm. Bir yıl beraber mi çalıştınız? Bir yıl beraber çalıştık evet. Bir yıl. Peki. İdari konularda soru sorma artık yani. Başkanım bu liste hazırlamayla ilgili yani önemli bir konu. Ben şu anda örgüt üyelerine yargılanıyorum. Bunun açığa çıkması lazım. Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli hakim ve savcılarla ilgili FETÖ-PYD'ye kapsamında bir çalışmamız oldu. Ve bu listeyi ben hazırladım. Yani sizin başka bir şeyde görevli olan, başka kuvvetlerde görevli olan hakim ve savcılarla ilgili araştırma yapma yetkiniz var mı? Dava konumuzla ilgisi yok başkanım. Yani ben bunu şunun için soruyorum başkanım. Usulsüz yaptığı işlemden ortaya çıksın soruyorum. Oğlum davanın konusuyla ne alakası var yani bunun? Yani ben şu anda usulsüz bir şekilde buradayım başkanım. Bak usulsüz bir şekilde örgüt üyelerine yargılanıyorum şu anda. Başkası niye konuşuyor? Niye konuşuyor başkası ya? Şimdi 15 Temmuz'dan 11 gün sonra 26 Temmuz tarihinde odalarda arama yapılmış. Bundan bilginiz var mı? Çalışma odalarında. Tarihini falan bilmiyorum. Odalarda arama yapıldı tabii. Kim yaptı aramayı? Tutanakta imzası vardır yapanlar. Bilmiyorsunuz. Soruyu yani. Geçelim. Tutanakta evladım. İmzası vardır ya. Ben geçelim bilmiyorum. Bu soruyu. Arama başkanıyım ben. Çünkü odamda başkanım bir not kağıdı, bunun not kağıdından ben yargılanıyorum da. Yani kendisi bana defalarca not kağıdı vermiştir. Bu isimlere bak, tekrar not kağıdını bana getir diye. O vermiş olduğu not kağıtlarından bir tanesine yargılanıyorum. Yani işte bu darbecidir, planlama yapmıştır falan diye. O yüzden soruyorum bu soruyu. Peki, o soruyu şimdi kendisine tekrar sor bakalım. Direkt açık, açık isim sor. Direkt bu soruyu tekrar sor şimdi, kendisine. Ben o evrağı daha görmedim başkanım. Bakın geçen daha sordum ben, söyledim size. Bakın, Turgut Gözütok'la ilgili bir evrak. Ele geçen evrak. Yani o... Buradan okuyorum. Evet, okuyun. Konu sor, evet. Konusu bu. Yani o not kağıdında yazan isimler diyor. Şimdi bu isimler ben... Seri telefon numarası var aynı zamanda. Evet. Kağıdında. Ne var bu başka şey? Seri telefon numarası. Telefon numarası da olması gayet normal. Çünkü kendisi isim veriyor. Bu notu sen de müştekinin kendisinin mi sana verdiğini söylüyorsun? Evet. Vermiş olabilme ihtimali sen ne diyorsun Güven? Başkanım yazı benim mi? Üstteki yaz. Yazısın olma ihtimali düşük çünkü siz şöyle ya yapıyorsunuz. Ya, yazı benim değil sen verdin bakın, diyorum. Ben şimdi ne diyeyim yani? Bir sürü söylüyorum bakın ne başkanım. Yani? Araştırma yapılması yapacağı zaman bir kişi hakkında odaya çağırır beni kendisi. Ya kendi yazmış olduğu yazıyı bana verir. Ya sen 23'ünde orada mısın? Şu isimleri al yaz der. Peki şöyle bir soru sorayım ben. Bu soruların hepsi senin. Sen Yavuz'la alakalı. Soyadın neydi Yavuz senin? Keçeci. Yavuz Keçeci ile alakalı. Bu kişi paralel devlet yapılanması içerisinde
olup olmadığı hususunda herhangi bir kanaatin var mı? Çalışmalarınızı zaten gözeterek. Zaten olsa orada tutar mıyız? İstihbarat başkanı da tutar mıyız? Peki yeterli. Şimdi bir şey söyleyeyim başkanım. Biz o gün o şimdi kamera Yavuz'un görüntülerinde soruları kamera görüntülerinde tespit edince bana söylendi. Bak, öyle öğrendik. Yavuz'un soruları hep bu minvalde. Açıkça sormuyor bu soruyu. Ben açıkça sordum sana. Yani öyle bir şüphe, öyle bir şüphe çocuk yok. Çocuk birlikte çalıştığını ispat tabii etmeye çalışıyor. Yani seninle beraber olsa bir şeyler yaptık zaten, diye. Başkanım. Şimdi tamam, bu cevap yeterli. Tamam. Başka soru sormayacaksın değil mi evladım artık? Başkanım, bitti oğlum işte senin soracağın sorunun hepsi bu. Başkanım soruyu açtığınız için çok cevabını sağ olun. Da aldın. Sadece iki sorum kaldı. Onları oğlum cevabını almadın mı? Yok, başka sorularım var. Çünkü benimle ilgili bir iddia var. Bir vekilin de şeyin avukatın. Onunla ilgili sormam lazım. Görev yaptığınız daireden yani bizim plan ve güvenlik daire başkanlığından bilgi ve evrak sızdığına dair bir tespitiniz oldu mu? Dava konumuzla alakası yok başkanım. Çünkü bunu niye sordum başkanım? Biliyorsunuz açıklama ben yapma daha sonra. 19 başka sorun var mı evladım? Başka sorum yok ama yani bana bu davada bir avukat tarafından Nurettin Alkan'ın oğlum başka sorun var mı onu sor. Yani başka sorun kaldı mı? İki sorun var dedim. Birini sordum. Başka sorum başkanım var ama sizi daha meşgul peki, istemiyorum. Peki ne söylüyorsun beyanlarına şimdi onu söyle bakayım evladım hadi. Şimdi efendim ben zaten kendisi söyledi benim hakkımda herhangi bir örgüt üyeliği şeyi yok. O kendisi zaten ibraz etti. Birincisi bu. İkincisi biz şimdi kendisiyle konuşurken güvene bakma evladım. Tamam. Dön bu tarafa. İkincisi başkanım. Kendisiyle bir seneye yakın beraber çalışmamız oldu ve yoğun bir şekilde çalıştık. Yani bu çalışmamız gece gündüz demeden, hafta sonu demeden çalıştık. Ve bu FETÖ-PYD'yle mücadele kapsamını yaptık bu çalışmada. Ama halen daha kendisi biz bunu hazırlamadık, yapmadık diyor. Ben buna üzülüyorum. Yani o listeleri kaç defa ben düzelttim, yaptım, değiştirdik, kaç defa şey yaptık. Halen de buna itiraz ediyor. Yani doğru söylemiyor. Peki bir de bu sorduğun sorulardan elde ettiğin bir şey var. Sen de neden böyle bir şey yapmış olabilir Güven Şaban? Sen Güven Şaban yüzünden buradayım diyorsun. Bir de evet. Onu açıkla yeterli oldu mu? İşte hadi. Diyorum ya başkanım kamera görüntülerini inceliyor. Daha net bir kanaate varmadan orada artık ya kendisi mi bu kanaat edindi veya başka birisine mi kanaat edindi? Beni ya olayın sıcaklığıyla veya başka bir şeyle beni tutup orada ders edip işkence yapıyor. Ben buna karşıyım. Yani zanla hareket edip daha hiçbir şey ortada yokken, daha savcılık olaya el koymamışken, daha kamera kayıtlarını incelemesi uzman kişiler tarafından yapılmamışken, bu budur budur deyip benimle ilgili zanda bulunup beni tutuklatıp teme gönderiyor. Var mı başka soracağım bir şey? Bir de başkanım, benim bilgi sızdırma alakalı Nurettin Alkan vekilinin bana o zaman 19 Haziran 2018 tarihinde vermiş olduğum ifadede işte şu kişiler işte albaylar, pergine alınan albaylar işte karargaha gidiyormuş. İşte kendilerinin pergini aldığına ilgili bilgiler söylüyormuş diye bana soru yönetti. Sen mi bu bilgi sızdırın diye. Ben de hatırlıyorsam o zaman kendine sorun. Yani sana bu bilgi sızdıran sızdırmıştır. Şimdi mantıklı olarak bakalım. Yani Güven Şaban olayını soruyorum. Bana bak. Bu bilgiyi bana bak. Ha, bu tarafa söyle. Evet. Yani Güven Şaban'a soruyorum soruyu. Bu bilgi kim sızdırmış olabilir? Hayır sen beyanlarına devam et. Artık soruyu işini kapattık. Bu şekilde beyanım en son sorum bu bitiriyorum. Beyanların bu mudur? Evet. Peki. Son soruya cevap vermek istiyor musunuz? Son soruyu anlamadım başkanım. Ben de anlamadım zaten. Yani kim şey yapmış, ne yapmış anlamadım. 19 Haziran 2018 tarihinde. Yok. Ben sorarım. Size ihtiyacımız yok. Bana ben bak. Sorarım. Otur yerine. Mikrofonu bırak otur yerine. Sorayım başkanım lütfen. Otur yerine mikrofonu bırak.